Herkese merhaba Shift.net izleyenleri. Biliyorsunuz Shift.net ekranlarında özellikle son dönemlerde pek çok elektrikli otomobil incelemesi, test sürüşü videosunu sizlerle paylaştık. Yeni tanıtılan araçların çoğunluğu bir buçuk milyon bandında. Peki bir buçuk milyona alınabilecek elektrikli otomobiller neler? Bu otomobillerin özellikleri neler? Aralarındaki farklılıklar neler? Sizler için bir liste oluşturduk. 1 milyon 600'den 1 milyon 500'e kadar araçları sıraladık. Tabii tüm araçlar yok. Oldukça farklı modeller var. Hepsini buraya sığdırmamın imkanı yok. Ama öne çıkan bizim de daha önce incelediğimiz, denediğimiz, bildiğimiz araçları bir araya getirdim. Gelin dilerseniz listemize yüksek fiyattan düşeye doğru başlayalım. İlk aracımız Kia Niro EV. Elegans. Çünkü Elegans donanımının fiyatı daha uygun. O bile 1 milyon biraz üstündeydi fakat Kasım indirimleriyle 60 bin TL'lik bir indirimle beraber aracın fiyatı 1 milyon 595 bin TL seviyesine gelmiş durumda. Yani aracı şu anda 1 milyon 595 bin TL satın alabiliyorsunuz. WLTP değeri 450 km olan aracın motor gücüne baktığımızda 150 kW yani 204 PS güç sunduğunu, 255 Newton tork sunduğunu görüyoruz. Sıfırdan yüze hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlayan Kia Niro Aracının son hızı ise 167 kilometre. DC olarak yani hızlı şarj olarak 100 kilovatı destekleyen araç %10'dan %80'e 45 dakikada şarj oluyor. Bu şarj verileri markadan markaya değişiyor. Bazı markalar 30'dan 80'e bazı markalar %10'dan 80'e veriyor. Zaten bunları da söyleyeceğim. O yüzden rakamları siz sıralarken bunu da göz önünde bulundurun. Bir diğer aracımız B7 Atto 3. Daha önce Hakkı abi b Atto 3'ün videosunu çekmişti. 1 milyon 590 1000 TL'lik fiyat etiketi var. B7 Atto 3 elektrikli CSUV kategorisinde bir araç. 420 km WLTP tipi menzil sunan B7 Atto 3 sıfırdan yüze hızlanmasını 7.2 saniyede tamamlıyor. Önden çekişli yapıda olan B7 Atto 3 150 kW yani 205 beygir güce sahip. Tok değeri ise 310 Nm. Aracın maksimum hızı ise 160 km. 150 kW DC hızlı şarj desteği sunan araç %30'dan %80'e 29 dakikada şarj oluyor. Bir diğer aracımız Peugeot e-2008 115 kW'lık modeli. Daha önce 100 kW'lık bir modeli vardı. 115 kW'lık modelinde yeni videosunu çekilmişti. Onu da Hakkabi videosunu çekmişti. 1.580.000 TL'ye bu aracı satın alabiliyorsunuz. B SUV kategorisinde bir araç. 115 kW yani 156 beygirlik bir güce sahip olan motor. WLTP menziliyle beraber 405 kilometre gidebiliyor. %80'i 30 dakikada şarj olan aracın son hızı ise 150 km. Peugeot E2008 sıfırdan yüze hızlanmasını 9.1 saniyede gerçekleştiriyor. Önden çekişli yapıda olan aracın torku ise 260 Nm. Ve geldik Peugeot E308 modeline. Bu da yeni tanıtıldı. Yine videosunu Hakkı abi yayınlamıştı. Onu bu sefer şifretnetten değil kendi kanalından yayınlanmıştı. Yine ilgili videolara linklerinde açıklama ekleriz. Detaylı bir şekilde incelemelerini izlemek isteyen takipçilerimiz onlara da bakabilirler. Arkadaşlar C hatchback sınıfında bu araç yani daha önceki söylediğim araçlar e, SUV kategorisindeydi. Kimisi C SUV, kimisi B SUV ee, değişiyor. Ama bu C hatchback bir araç. Onu da söyleyelim. 1 milyon 565 bin TL'lik fiyat etiketiyle Kasım ayında satışa sunuldu. Son hızı 170 kilometre olan araç önden çekişli yapıda. 115 kW yani 156 beygir güç sunan E308 270 Newton torka sahip. 400 km WLTP menzil sunan araç sıfırdan 100'e 10.5 saniyede hızlanıyor. Ve Jeep Avenger bu araç yeni tanıtıldı. Onun videosunda ben ben nette yayınlamıştım. B SUV bir araç. E2008'e platform olarak benziyor. PSA çatısı altında geliştirilmiş bir araç. 1 milyon 563 bin TL'lik bir fiyat etiketine sahip Samit donanımını. B SUV olduğunu tekrardan altını çizeyim. 100 kW'lık hızlı şarj ile 24 dakikada %20'den %80'e şarj olabiliyor Jeep Avenger. Jeep Avenger'da önden çekişli yapıda yani SUV ama 4x2. 115 kW yani 156 beygir güce sahip olan araç sıfırdan 100 km hıza 9 saniyede ulaşıyor. Aracın son hızı ise 150 kilometre. Ve geldik yerli otomobilimiz Toga. TOG T10X V2 RVD uzun menzil modeline geldik. 1 milyon 563 bin 500 TL fiyat etiketine sahip. Yani Jeep Avenger'la benzer bir fiyat etiketine sahip ama burada şöyle bir fark var. Jeep Avenger B SUV bir model. TOG ise C SUV bir model. Ayrıca uzun menzilli bir yapıda zaten özelliklerini de tekrardan hatırlatayım. TOG'un da Oldukça fazla videosunu şifre Shift.net'te yayınlamıştık. Yine onları da e, kartlara ekleyeceğiz. 523 kilometre WLTP menzili sunan araç. 180 kW hızlı şarj ile %20'den %80'e 28 dakikada şarj oluyor. Arkadan itiş olan aracın 0'dan 100'e hızlanması ise 7.8 saniye. Aracın gücü 218 PS yani 160 kW. Aracın top değeri ise 350 Nm. Listemizdeki bir diğer ve son araç Renault Megane E-Tech arkadaşlar. Renault Megane e techin de lansman videosunu geçtiğimiz aylarda paylaşmıştım. Shift.net ekranlarında yayınlamıştık. Bu araçta bir SUV değil. C segmentinde bir hatchback arkadaşlar. O yüzden hani donanımları, özellikleri, boyutları bunların farklı olabiliyor ve bunların daha önce çoğunun incelemesinde yayınladığımız için çok büyük detaylarına girmiyorum. Karşılaştırma için benzer özelliklerini söylüyorum. Renault Megane e techin başlangıç donanımı olan Tekno fiyatı 1 milyon 499 TL yani 1,5 milyon tam 1,5 milyona bu aracın başlangıç donanımını alabiliyorsunuz. Bir üst donanım seviyesi ise 1 milyon 650 bin doğru çıkıyor. O da listemizin üstüne çıktığı için dahil etmedik. Şimdi özelliklerine bakalım. 160 kW'lık 220 beygir güç sunan bir motor 300 Nm torka sahip, 450 km WLTP menzil sunan araç sıfırdan yüzde hızlanmasını 7.4 saniyede tamamlıyor. Aracın maksimum hızı ise 160 km. 130 kW hızlı şarj desteğine sahip olan Renault Megane E-Tech 42 dakikada %80 seviyesinde şarj oluyor. Evet sevgili izleyenler listemiz bu şekilde. 1 milyon 600 ile 1 milyon 500 arasındaki elektrikli otomobilleri listeledik. Tabi çok fazla model geldi. Artık ülkemize Çin'den de yeni otomobil markaları da dahil oluyor. Zaten piyasada pek çok farklı otomobil üreticisi vardı. Bunlara Çin'den gelen markalar eklendi. Yerli otomobil markamız TOG eklendi. Gittikçe bu segmentteki araçların çeşitliliği de artıyor. Tabi bu da bize bir rekabet olarak avantaj olarak geri dönecektir diye düşünüyorum. Yavaş yavaş indirimler de başlayacak daha rekabetçi bir ortam oluşacaktır. Çünkü da üreticiler satmak isteyecektir. E satmaları için de kampanya yapmaları gerekecek ve bu şekilde rekabet bizlere olumlu yansıyacak diye düşünüyorum. Siz bu modellerden hangisini tercih ederdiniz? Ter tercih edeceğiniz elektrikli araçta neye dikkat edersiniz? Gelin yorumlarda buluşalım arkadaşlar ve sizin almayı düşündüğünüz elektrikli aracın bütçesi ne aralıkta onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada unutmayın bu videoyu beğenip paylaşın. Hoşçakalın.